Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan kanalımıza. Bugün yine biz bir şeyler açıyoruz. Evet, yine bir şeyler açacağız. Ufak tefek bir şeyler daha aldık. Kendisi ufak ama fiyatı ufak değil. Gücü de hafife alınmayacak şeyler. Bugün gördüğünüz üzere iPad Pro ve ikinci jenerasyon Apple Pencil açacağız. Evet, 512 GB'lık 6. nesil. Wi-Fi ile. Hatta değil. Uzay grisi rengini açacağız. Ay çok heyecanlı. Geçelim bir an önce. Bekle. Açılışa geçelim. Ben şuradan hemen ikinci kameraya. Açıyorum. Açtım. Wow. Dur şunu da ben açayım. Uzak kaldım. Evet. Geliyor. Evet. Ah. Wow. Bakın bu neymiş? Kocaman bir ekran. Ooo. Very nice. Ben de tutam. Sen bunları yırtıyorsun. Hadi bakayım içerik Serkan. Şöyle bunu çanta gibi al. Öğren bunu. Çanta gibi. Şöyle gri. Space gri. Ay bakayım. Of, inceliğe bakar mısınız? Şu inceliğe bakar mısınız? Hoparlörleri yukarı mı almışlar, ne yapmışlar? Her yerde var. Stereo yapmış. Hem aşağıda var, hem yukarıda var. Burada neler var? Aa, çok iyi, acayip ince. Bayıldım ama. Aa, neler olduğunu göstersene içinde. Ben de onlara bakıyordum sen çığlık atarken. Şarj kablosu var. Şarj tablosu yine var. İp şeklinde. Aa, iyi bak, bunlarda adaptör koyuyorlar. Aa evet, doğru, iPhone'larda çıkmıyor değil mi? Evet. Hadi açalım. Bunu da attım. Önce bunu açalım, sonra onu açarız. Ver. Hayır. Ver, sen kıracaksın şimdi onu. Evet, yukarıdan açıyoruz. Şöyle açalım. Ay çok güzel, bunun üstüne koy istersen. Çok büyükmüş ama ya. Olsun, çok güzel. Çizim yapmak için falan dehşet güzel, ideal. Çizim yapacak mısın? Yapayım. Sen grafik yaparsın bize. Tamam. Özellikleri 512 GB, hatsız, sadece Wi-Fi ile çalışan, uzay grisi bir canavar kendisi. İkinci jenerasyon kalemle çalışıyormuş. Zaten Serkan dedi birinciler yok artık dedi. Birinci var ama birinciler eski iPad'lerle çalışıyor. İkinciler işte. Yeni nesil. Kamerasında ultra geniş kamerası varmış, geniş kamerası varmış, pro kamera sistemi diyor. Şöyle seni çekeyim, bunları paylaşırız. Face ID'si var, az önce görmüş olduk. İşte gelişmiş kırmızı göz düzeltme diyor, video kaydı diyor. 4K'ya kadar video kaydı yapabiliyormuş. Ağır çekim de var. Kalemi açalım, kalemi deneyelim. Evet, beraberinde. Sen onu aynen oraya koy. Bakalım kalemle neler yapacağız. Kalemi aynı zamanda dokunmadan da şeyler oluyormuş. Evet, kutunun içinden de şöyle yine aynı şekilde her Apple ürününde olduğu gibi kağıtları ve ürünün kendisi. Şimdi nasıl bağlanıyor? iPad'imizi yakına alalım. Şunu çektiğin an galiba bağlanıyor diye biliyorum ama değil mi? Bilmiyorum. Aa, dokunuşu çok güzel. Dokun bakalım. iPad senin ilk alanın. Biraz anlatman lazım. iPad'de ben şu an sadece oyun oynuyorum açıkçası. İnternette geziniyorum. Eskiden daha aktif kullanıyordum iPad'i. Ama şu an sadece internette gezinmek için, Trendyol'da gezinmek için, oyun oynamak için kullanıyorum. Bende de kaçıncı, 7. mi, 6. mı nesil iPad var. Ama bu iPad Pro'lar gerçekten tasarım ve işte grafik tasarım, mimari şeyler bilmiyorum. Mimari çizimler vesaire, görsel sanatlar, yani bu şeyler için inanılmaz güzel bir şey, seçenek. Acaba şey mi, yanına mı yapıştırmamız gerekiyor? Şu yan tarafını mı yapıştırmamız gerekiyor? Evet, yan tarafını yapıştırınca oluyormuş. Apple Pencil'a hoş geldiniz. Evet, bunu da öğrenmiş olduk. Aynen, öyle oluyormuş. İlk defa bağlıyorum Apple Pencil'ı. Bak geçiyor işte. Aa çok iyi. Öğrendin ama öğrenirken onlar da görsün. Sen öğreniyorsun da. Tamam, görsün. Buraya şey ve silgi ve kalem arasında geçiş yapmak için pıt pıt dokunuyorsun Apple Pencil'a. Silgiye geçiyor, pıt pıt dokunuyorsun. Kaleme geçiyor. Bağlantısını yapmak için de zaten şuraya koyuyormuşuz. Yan tarafına direkt oradan bağlanıyor. Şu an bağlandı gözüküyor. Hadi bize ağaç çiz.
Size kuşlar, ağaçlar... Nereden çizim yapılacak? Notları kullanabiliriz şu an için. Ben çok program bilmiyorum. Geldim notlara. Kalem dedim. Kırmızıyı seçeyim. Ne çizeceğim? Melody'nin M'si. Ben bir de ben çizeyim. Sen çiz bakalım. Şimdi o zaman Apple Pencil'ı deneyelim. Bakalım bir çizim yapmayı deneyelim şöyle notlarda, amatör bir şeyler. Bakalım kimin çizimi daha iyi olacak, kimin çizimini beğeneceksiniz. Yorumlarda bizimle paylaşın. O zaman ben bir tane bir şey yapayım. Tamam. Bir de ben bir şey yapayım. Ben seni çizeceğim. Beni çizme. O zaman normal kalem al. Evet, normal kalem alacağım. Renk olarak da ne renk, turuncu çizeyim sana. Şaşırdık mı? Hayır. Şaşırmadık. Dur bekle. Şunu da aşağı alabiliriz istersen. Gerek yok, gerek yok, gerek yok, gerek yok. Ne yapıyorsun? Seni çiziyorum. O ne ya? O benim burnum mu? Evet. Biraz küçük oldu ama. Evet. Ama çok güzel. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Kaydedeyim de silmesin. Yalnız gerçekten çok keyifliymiş ya. Evet ve ekran ne kadar hızlı, bakar mısın? Ne kadar hızlı her şeyi yanıt veriyor. Evet evet. Çok yani ne yapmak istiyorsan direkt onu şey yaptı. Evet. Algıladı yani. Eksik, temassızlık, herhangi bir şey de olmadı. Aynen. Keyifli. Bir de aslında biz bilsek hani ne şey o programlar, hani o profesyonel çizim programlarını, o bilenler neler döktürüyordur, neler bununla. Tabii var canım, ben gördüm bir tane video öyle. Almak isteyenler, düşünenler varsa ben beğendim. Yani çok iPad'de benim fazla işim olmuyor ama daha çok Melody tasarımı yapıyorum. Çizim yapacak olan o vakit geçiriyor. Aa baksana ne güzel oldu böyle. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Ben yalnız çok rahat çizmesi yani. Bütün daha hani böyle birazcık daha ben profesyonel değilim zaten. Öylesine karaladım ama hani detaylarını yapmak istesen daha Hı-hı. çok gölgelendirme yani biraz daha böyle hani zaman ayırsan daha da güzelini çıkarabilirsin. Yani kalınlıkla şeyini, inceliğini, Hı-hı. renk şeyini. Baskıyı, değil çok mi? Güzel. Yani Hı-hı. ve şeymiş işte neredeyse gecikme yok kadar hani bir gecikmesi varmış yani. Hop. AirDrop'la notu paylaştım. Şu an benim telefonumda Serkan'ın çizimi. Ya arkadaşlar gerçekten almayı düşünen varsa hiç gönlü rahatlığıyla alabilir. Çünkü gerçekten çok rahat çizmek için falan kullanacaksanız süper. Ha, onun dışında hani günlük hayatta ne bileyim kamerasını falan da kullanabilirsiniz. Gayet iyi bir kamera özelliği var. Evet. Kamerası da iyi. Aslında bir nebze... Baksana hızla çok iyi. Ekran hızı. Çok iyi evet. Ya bir nevi şey gibi, laptop gibi. Bir de klavyesi alındığı zaman aynı şekilde klavyesiyle de kullanılabiliyor. Aynı Apple Pencil gibi bağlandığında klavye de aynı şekilde bağlanıyor Bluetooth olarak. Oldukça keyifli bir kullanım sağlıyor. Gerçekten hani inanılmaz hızlı, tepkileri inanılmaz hızlı veren bir yani cihaz yapmışlar. Mesela müzik programlarında da kullanılabilir. GarageBand'de. Tabii tabii kesinlikle hepsini kullanabilirsin. Biz zaten sizinle beraber açalım istedik yine. Hı-hı. Yeni kutumuzu. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür evet, ederiz. Evet teşekkür ederiz. Abone olup like atarsanız seviniriz. Destekleriniz bizim için önemli. İlk defa bu kullandım. Bir çizim evet, yaptım. Ben çok değişmiş ya. Güzelmiş. Evet. Hoşuma bir tane de ben alayım. Arada sen de böyle grafiti yaparsın. Sonra bakıyoruz evin duvarlarına geçiyormuş artık. iPad kesmiyor falan. Evet, kesmiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.